Yengeç paralarınız birikti ve neye harcamanız gerektiği konusunda kararsız mı kaldınız? Bu videoda sizlere yengeç paralarınızla alabileceğiniz en iyi teklifleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Ben bu videoyu hazırladığım tarihte etkinlik başlayalı 6 gün oldu ve şu an çoğu kişinin yengeç paraları birikti ve ufak ufak harcamaya başladı herkes. Ama hepinizin yaptığı çok yaygın birkaç hata var. İlk olarak bunlara ışık tutalım. Yengeç parası harcarken yapılan ilk büyük hata indirimsiz teklif almak. Ne yaparsanız yapın asla yengeç paralarınızı indirim olmayan tekliflere harcamayın. Bu etkinlikte amacımız mümkün olabildiğince az yengeç parası harcayarak çok büyük değer veren teklifler satın alabilmek ve bu hataya çoğu arkadaşımız düşüyor maalesef. Eğer bir teklifin yanında indirim ibaresi görmüyorsanız en sevdiğiniz kostüm daha iyi olsa almanızı önermiyorum. İkinci yapılan büyük hata ise yengeç paralarıyla şansa dayalı teklifler almak. Örneğin 5 star hediyesi gibi. Eğer 5 tane ender star hediyesi açmak istemiyorsanız yengeç paralarınızı asla şansa dayalı şeyler almak için kullanmayın. Tekliflere mega kutu bile gelse o da şansa dayalı bir şey olduğu için yengeç paralarınızdan olmak istemiyorsanız içinde şans faktörü barındıran teklifleri asla almanızı önermiyorum. Sadece ne elde edeceğini bildiğiniz teklifleri almanız çok önemli. Peki sık yapılan hataları kapattığımıza göre yengeç paralarını en iyi şekilde nasıl harcayabiliriz? Bazılarınız yeni gelen kostümler, bazılarınız efsanevi star hediyeleri, bazılarınız da güç yemeklerinin en çok değer verdiğini düşünüyor. Aslında bu üçü de değil, açıklayayım. İlk olarak yeni gelen kostümleri şu arkadaş etkinlik bitiminde gidecek sanıyor ve haliyle de alıyor. Aslında böyle bir şey yok. O kostümler etkinlik bittikten sonra mücevher karşılığı satılmaya devam edecek. O yüzden yeni kostümlere tonla yengeç parası harcamak yerine etkinliğin bitmesini bekleyip ardından istediğiniz yeni kostümü mücevher karşılığında alabileceksiniz. Ama bunun bir istisnası var. Videonun devamında açıklayacağım. Efsanevi star hediyesi de almanızı önermiyorum. Çünkü az önce de anlattığım gibi bu şansa dayalı bir teklif. Hiperşarj ya da çok güzel bir kostüm çıkacak diye açarsınız. Ancak içinden genellikle ya yıldız gücü ya da dandik bir kostüm çıkıyor. Ama aynı fiyata alabileceğiniz oyundaki en iyi teklifi de videonun devamında göstereceğim. Son olarak da sadece güç yemeği teklifleri var. Supercell'in yakın zamanda yaptığı açıklamaya göre artık her gün garantili bir bedava güç yemeği açabileceğiz. Ancak parayla satılanlar da var. Aslında az önce saydıklarımı mı yoksa bunu mu almalıyım derseniz bunu almanızı daha çok öneririm. Nedeni şu: şu anda etkinlikte olan güçlendirmeler aşırı güçlü. Özellikle de spatula. Bu güçlendirmeleri ne kadar kısa sürede maxlayabilirseniz rakiplerinize karşı bir o kadar avantaj elde edip kupa kasarsınız. Ama bunun da bir sorunu var tabii ki. Biliyorsunuz etkinlik tam bir ay sürüyor ve etkinliğin sonlarına doğru herkes bu güçlendirmeleri istemese de maxlamış olacak ücretsiz ödülleri aça aça. İşte o yüzden eğer uzun vadede düşünürsek yengeç paralarınızda güç yemeği alırsanız bir nevi yengeç paralarınızı çöpe atmış olursunuz. Ancak bu günlerde avantajınızı kullanarak dehşet kupa kasabilirsiniz. Yengeç paralarınızla alabileceğiniz en iyi teklifi göstermeden önce sık sorulan bir soruyu yanıtlamak istiyorum. Ben dahil çoğu arkadaşlara ücretsiz tekliflerden çok iyi şeyler verdiğini gördüm. Ama henüz bu teklifleri marketinde görmeyen arkadaşlarımız da var. Ben şahsen bu tekliflerin önümüzdeki günlerde herkese geleceğini düşünüyorum. Supercell'in bu konuda haksızlık yapacağını asla sanmam. Eğer bu tarz bir teklif size henüz gelmediyse etkinlik bitimine kadar kesin gelir. O yüzden her gün yengeç restoranına girmeyi unutmayın. Tamam, şimdi geldik yengeç paralarınızı en yüksek verimi istiyorsanız neye harcamanız gerektiğine. Eğer oyuna her gün girip bir elmas bile harcamadan tüm beleş yengeç paralarını toplarsanız etkinlik sonuna kadar toplamda 18.000 küsür yengeç parası toplamış olacaksınız ve ben size beleş kastığınız tüm yengeç paralarınızı şu anda ekranda gördüğünüz hiperşarj star hediyelerini harcamanızı öneriyorum. Çünkü bir hiperşarjın değeri 5.000 altın ve etkinlik sonuna kadar 4, hatta zorlasanız 5 tane hiperşarj teklifi alabilirsiniz. Ancak az önce kostüm almanın bir istisnası olduğunu söylemiştim. O da eğer elmaslarınızla yengeç parası alıyorsanız kostümler çok daha ucuza geliyor. Mesela 149 elmasa Surge kostümü almak yerine o elmaslarla yengeç parası alıp çok daha ucuz bir şekilde o Surge kostümünü direkt yengeç parası karşılığında alabileceksiniz. O yüzden eğer oyuna para harcayan biriyseniz yengeç paralarınızla kostüm de alabilirsiniz. Kostüm demişken Burger Lou kostümünün çekilişini yapıyorum. Çekilişe katılmak için açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Son olarak çoğu arkadaşımız yengeç parası harcarsa kulüp etkinliğinde azalma olacağını düşünüyor. Aslında böyle bir şey yok. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak yengeç paraları ile ilgili daha fazla bilgi öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.